Maçı kazanmıştık ancak UEFA hakemin kafasına gelen çakmak yüzünden maçı iptal etmez mi? Mahvolmuştuk. Türkiye ayaklandı. Böylesine bir haksızlık görülmemişti. Tam bir seferberlik başlatıldı. Rahmetli Turgut Bey de bizzat kaç defa konuştuk. Fevkalade üzerinde ciddiyetle duruyordu ve elinden geleni, devletin yapabileceği bir şey varsa elinden geleni yapacağını söyledi. İşte ne yapalım, ne edelim, buna kim etkin olur, oraya nasıl ulaşırız gibi bir takım tartışmalardan sonra Faruk Süren'in önerisiyle Almanya'ya telefon etti Faruk Süren ve bir Alman avukatın pazar günü geleceğini ve bu konularda çok etkin olduğunu bize intikal ettirdi. O Reinhard Raubal'di. Şu anki Dortmund'un başkanı. Reinhard Raubal bir kıymetli bir avukat, çok değerli bir avukat. Hatta o eyaletin, yani Westfalen eyaletinin Adalet Bakanlığı'nda yapmış bir avukat. Bir kere hukuki savunmamız mükemmeldi. Hem ehil bir insana ve mükemmel bir savunma sağlayarak bu olayın içine girdik. Artı bu lobbying faaliyetlerinin çok etkisi oldu tabii. Bir de o komisyonun başında bir Fransız vardı. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Benim bir Fransız dostum birkaç gün evvel onun evinde o kaseti 3 defa seyrettirmiş. İşte muhtelif üyelerle bu şekilde konuşma imkanlarını bulduk. Alman'a, Fransız'a, İskoç'a, Maltalı'ya bir de Romen'e ulaşmak imkanını bulduk. Hepsine kasetlerimizi verdik. Kasetleri bir kere izleme imkanını buldular ve olayın ne kadar vahim olduğunu gözleriyle gördüler. Bu tür olaylarda lobicilik önemlidir ama karşıda karar verecek organlara da en az rahatsızlık vermek de önemlidir. Elbette ki haklılığımızı savunmak birinci plandaydı. Dolayısıyla lobi faaliyetlerinde herkes bir takım kişileri üstlendi. O zaman toplantılar yapıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı dirayetiyle yönetimi ele aldı. Biz de dış ilişkilerde özellikle görev yapan insanlar, hem Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hem Galatasaray Kulübü'nün insanları bu konuda bazı üstlenmeler yaptık. Yalnız 2 tane daimi delege var. Alman ve Fransız delegeler daimi delege, diğer 3 tanesi değişken. Şimdi biz kimin geleceğini bilmediğimiz için her delegeyi ayrı ayrı böyle kim tanır, kim ulaşır. İşte Şenez dedi ki ben Maltalı'ya ulaşırım dedi. Alişen ben İskoç'a giderim dedi filan. Böyle bir paylaşma içine girdik. Bu mutabakatlardan sonra dağıldık. Bir hafta sonra cumartesi günü Zürih'te Atlantis Oteli'nde buluşmak üzere. Çünkü tahkim kurulu o otelde toplantıyı düzenledi. Pazar günü tarafları da çağırdı oraya. Bir kere muazzam bir tepki gösterdik. Ekipler oluşturduk. UEFA'nın toplandığı caddenin her tarafında Türkler, buradan fakslar kilitlendi. Öyle günler oldu ki Gerda Aygner'in ofisine davet edildim. Toplantıya gittiğimde Gençler Komitesi'nin bana koliler gösterdi. Bunlar Türkiye'den, yurt dışından çalışan Türkler tarafından gönderilen fakslar. O zaman e-mail yoktu malum. Kutu kutu mektuplar. Birçoğu tehdit içeriyor. Bunları ne yapayım şeklinde sorular sordu. Yani bunları yaşadık ama netice iyi oldu. Egner işte elindeki metni okuyor. Ben de yanına şöyle sokuldum. Sonuç kısmına ben hemen tabii baktım. Sonuç kısmında cezanın kaldırılmasına, işte bir maç daha ceza verilmesine, ikinci bir maçın da işte 300 kilometre ötede oynanmasına diye bir cezayı, onu gördükten sonra çok sevindim. Hemen bizimkileri işaret ettim. Ve karar açıklanınca biz orada bir bayram sevinci yaşadık tabii. İlk defa olarak Türkiye bir lobbying faaliyetinde başarılı bir sonuç aldı. Türk takımlarının kendilerinin dışında bir olmadık, tanınmadık bir ülkenin gariban bir kulübü, takımı olarak görmeye alışmışlardı.
karşılarına kendi silahları kadar kuvvetli, haklarını doğru arayan bir kulüp olarak gördüler ve hakkımızı bize teslim ettiler.